Yoruksun. YouTube kardeşlikti. Her şeyin üstüne çekeriz bir sünger. Ama son kez. Bu ne ampeş geldi? Bu ne ampeş geldi? Bu ne ampeş geldi? Ey 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 ey! Sosyal medyada içerik üreten 3. sınıf gerizekalı contenterlar. Dur Berkcan mıdır biz? Öyle demek istemedi. Öyle demek istemedi. Geldi. Babanız geldi. Babalarınız. İşte. Ver elini. Babalarınız geldi. Şimdi ne yapacaksınız ha? Bir ay geçti, bir ay. Özlediniz bizi ha? Ha? Berkcan abi, nerede bu vlogcu? Efe abi, nerede kaldı? Çekmiyor musunuz? Geçen haftalarda... Ne diyor belirsiz bir internet? Beni tanıyor musun? Bir çıtırdan tanıdık geldi. Aynı ortamda birkaç kere karşılaşmışsındır, o yüzden olabilir. 5-6 kere. Hayali ne diyor belirsiz internet olan bir tane çocuk. Kim o aga? Aga göster. Söyle dolayı duyalım kulaklar annesin aga. Evet arkadaşlar, geçen hafta biri hakkımızda Berkcan Büven, ırkçılık üzerinden Berkcan Büven demiş bu arada. Hangi amaçla böyle bir şey yapmış olabilir? Bence klavye başında ağlarken gözden nasıl... Bir teori var bu konuyla ilgili. Senin şu anki lakabın ne diye geçiyor? BG diye geçmiyor mu? Peki şimdi Berkcan Güven'in B ve G'si birleşince BG olmuyor muydu? İşte şimdi oku. Bebe. İşte şifreyi, gerçek şifrenin şu an çözüldüğünü bebe fark ediyoruz. Bebe miyim lan ben? Bebe diyorsun. O zaman Enes Batur'a abone olayım hemen. Oldu. Tamam. Bu... Irkçılık üzerinden espri yapmasının yanlış olduğunu söylediğim için 1700 videonda 3 tane esprin yoktur dedi. 10 numara açıklama. Çok iyi açıklama. Ben sana gerçekten bu konuda şukunu verdim. Buna sen veya ben karar veremeyiz. 10 milyon kişi karar verir. Evet. Sen umurumda değilsin. Sadece ırkçılıktan nefret ederim ve ırkçılık üzerinden espri yapman iğrenç. Yani. Gereksiz bir açıklama. Yani sonra ben de biraz da buraya ağla diye tweetini RT'ledim. Gayet güzel hareket. Sonrasında, ben yine çok seviyorum bu hareketleri biliyorsun. Sonrasında bu tweetlerin hepsini kaldırdı. Bir tık ezildiği için sanırım linç tayfanın altında. Böyle olaylar da oluyor YouTube'da. Oluyor. Ama oluyor. Biz artık sağ sol laf atan gerizekalı üçlü ergen bebe değiliz. Bugün kendi sosyal medya kimliklerimizden sıyrılıp tamamen kendimizle alakalı geçmişe dönüyoruz. 1995 yılının Ocak ayına, Efe'nin doğduğu o geceye gidiyoruz. 96 Kasım doğumluyum ben abone. Tam 95 yıl mı? Efe'nin doğduğu o gece dedin. Lan bari doğum yılını tuttursaydın. Ben... Bayağı ayıp yaptın, ben sana söyleyeyim. 30 Mayıs 96 doğumlusun, yazıklar olsun sen sana. Sen de 24 Kasım. Öğretmenler günü. Zamanda geriye gidiyoruz. Bugün yapacağımız şey tamamen kendi çirkinliklerimizi ortaya çıkartmak. Sanki hiç meydanda değilmiş. Evet. Sanki bunların hiçbiri internette yokmuş gibi. Birbirinden kötü yaptığımız bu zamana kadar Allah kahretsin internet. İnternetin en sevmediğim olayı bu. Geçmiş. Bugün kendi Facebook postlarımızı, kendi Facebook videolarımızı, kendi hiç komik olmayan YouTube videolarımızı izleyip burada cringe geçireceğiz. Utanacağız, bakamayacağız. Ekrana karşı gözümüzü kısacağız. Belki gerçekten çektiğimiz en zor video olacak galiba. Ciddi anlamda çok kötü videolar yani var. Umarım yanımızda bu videodan sonra hala Linz Squad diye bir şey kalır. Şu ana kadarki Efe ile olan en komik videomu açmak istiyorum. Onunla mı başlıyoruz? Evet. Tamam. Yan yana olduğumuz en komik, bu ne amıklardan bile daha komik bir videoya evet. Hepinizi davet ediyorum. Ben çok kötü oldum, daha başlamadan çok kötü oldum. Kanka görsene bak. Tipin. Çok tatlıyız oğlum. Salatalık ve bir salam gibiyiz. Kahvaltı. Neden? Başladı ya. Of. Evet arkadaşlar, en kötü video araba çekilişi sonucu. Stres çarkıyla bilek kesmek. Ve videonun açılışı. Efe şu kostümü ciddi anlamda zorla giydirdim. Çok detayı çok iyi değil mi? Çok... Ya dokunuyorsun falan baksana bak.
Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Çok diyeceğim. Çok kötü. Bak bak donun gözüküyor. Farkında mısın? Ne olacak ya? Ben kendimle barışıyorum. Tamam ben bir şey demedim ki. Bu sadece info olarak verdim. Benim bakacağım çok iyisin. Kendime böyle barışık olsam ya. Evet evet bunlar kötü. Evet, donun da çok güzel. Donun da... Penis mi gözüküyor? Evet penisim çok güzel. Kendimle barışayım ya. Penisim çok iyi gözüküyor burada. Giymişim bunu. Ya salak abi ya. Çok kötü. Sola yatırmış ya bir de. 10 numara intro. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arabayı isteyen kaç milyon insan var biliyor musunuz ha? Ama sadece tek bir kişi kazanacak. O tek kişiyi bugün ben... Ben seni var ya hayatımda uzun zaman sonra ilk defa bu kadar yüksek görüyorum. Evet. Ya. Ben de ya çok sen hani hiçbir YouTube videosunda hani böyle bir yüksek olmazsın. Ve istemediğim bir kıyafet giyiyorum. Hani modumun falan düşük olması lazım. Sen şey kafasısın. Ha, olan oldu ama da ki. Sağ gitsin. Bu 5000 liralık Suzuki Mavic'in birinize vereceğim dedim. Ne yapıyorum? Pos geçiyorsun. 120 bine aşkın yorum. Milyonlar duysam be. Ama sadece. Bir kazana. Bak 2 ay önce size bu güzelim ve 5000 dolar. Tava çöktü. Tava çöktü. 5000 dolarlık bu bebeğe. Bu arabanın değeri 5000 dolar. Bu kafa hareketini. 5000 dolarlık bu bebeğe. Senin şoka girişine baksana. Bir şey anlatıyorsun. Bir anda susup bana bakmaya başlıyorsun. Bak geri al. 5000 dolar. Şu gidişe bak. Böylesin. 5000 dolarlık bu bebeğe. Hayır. Orada ruh var. Evet, o skill'im bitmiş gerçekten. Salatalık skill'im var. Ne hissediyorum bilmiyorum yani. O cacık skill'im. Cacık skill'im evet. Düz bir salamım. Ve yanımda sadece başı ve sonu soyulmuş. Salatalık kardeş. Şimdi bak her şey çok güzel giderken. Benim. Hayır hayır bak şimdi. Hayır. Evet. Evet abi gerçek. Sen bir de sen sürekli toparlamaya çalışıyorsun. Bir dur dur. Bu atar neye ve kime ben yani? Ben hareketler yapıyorum sen sürekli böyle yapıyorsun. Evet. Dediniz ki Berkcan arabanın üstüne yatacaksın. Hayır 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 hayır. Sonraki sahne de arabanın üstüne yatıyorum. Sandwich. Var ya bu harbiden Efe sandwich. Efe'nin en böyle taşak mod onu yani. Full taşak. Asla böyle yarıda falan değil. Ölümüne. Of. Burak tebrik ediyorum. Analitik düşünce yeteneğiyle. Burak beni dinle lan. Şov yaptı. Mevzu full mevzucu. Oğlum bak bu arabaya var ya bir çizik darbesi daha gelirse. Bitiririm onu ki. Yapma Allah. Ya bırak lan. Kaç yaşındasın lan sen araba alıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım cidden çok iyi. Allah'ım ya Rabbim. Cidden çok iyi video. Şu videoyla giriş yapmak bile birazcık evet, yetti yani. Bana. Evet. Şimdi daha cringe bir şeye geçelim mi? Berkcan Güven Vine'larından daha cringe bir şey var mı dünyada? Var. Berkcan Güven Vine'larından daha cringe bir şey varsa o da Berkcan Güven sportları. Ben hazırım. Çok hazırım. Ben ama buna, sen hiç hazır ben değilsin. Ben buna hiç hazır değilim. Ben bunları izlemek bile istemiyorum arkadaşlar. Sen bunları izleyemiyorsun zaten. Niye attım ya? Niye attım bunları? Ben bilmem. Bunları niye attım? Attım ve skorp bunları arşivlemiş ve kolaj yapmış. En iyi Berkcan Güven skorpları. Net olarak bir Türklük belirtisi. Vay be. Komik lan. Her şey hayal etti. Ben abi her işi böyle yapıyorum. Türk'üm. Türk olmayanların ayağı yok. Her iyi güven.
Devam et, devam et. Hayır, dayanacaksın. İzleyeceğiz bunu. TR 216. Günlük rapor ver, günlük rapor. Üstüm, üstüm. Bak. Burada böyle topçuk gibi şeyler var. Topçuk böyle, yuvarlak. Böyle bir, biri kırmızı, biri pembik. Bak, 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 bak. Kimi vereceğim şimdi, kimi vereceğim? Bak, 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 bak. Hüseyin abi, bak. Yatıyor. Berkcan, o kız kim? Berkcan, gerizekalı, gerizekalı hareketler yapma. O kız kim? Söyle bak. Why you in this throne is does it friend yes clean that you looking for something çok gözlerim doldu. Ağlıyor lan çocuk. Yalnızsın oğlum. Cringe level çok fazla. Yalnızsın. Duygusal cringe. Ağlıyor lan. Yemin ederim gözlerim doldu. Baksana. Tamam lan sildirin zamanı. Yalnızsın. Lan ağlamasın lan bunu. Bunlar cringe gözler şu an. Takipçiler bir şey demeyecek, üzülme. Ağlamasın. Hadi devam et. Sevgili yolcular merhaba. Şu an 28 bin feet'te seyrediyoruz. Ama yere düşüyor. Böyle yere çakılacağız böyle. Böyle sunuk gibi pıh diye ezileceksiniz. Ama korkmayın. Can yeleklerinizi giyersiniz yine ölüyorsunuz. 18 Aralık Cuma ya şu günler. Surata bakın koyayım ya. Mayın tarlasında bir adam sevdim ben. Başında ama ne koyayım. Ne yapalım oğlum ergenlik. Bugün spor haberleriyle karşınızdayım. Dünyanın en iyi futbolcusu Messi. En iyi tenisçisi Federer. Kobe Bryant de emekli oluyor. Hepinize iyi günler. Hadi bay bay. Şu hayatta en çok istediğim şey sıçmamak. Günde 7 kere falan sıçıyorum. Ve vay amına koyayım bu gerizekalı. Bunu niye söylüyorsun ki? Aptal. Bize ne koyayım. Sıçmasaydık ne olurdu? Bir fikrini de paylaşma Berkcan Güven. Amına koyayım. Çok sinirim bozuldu. Kendinle kavga ediyorsun amına koyayım. Ay bir insan bu kadar mı sevmez küçük gibi. Bu kim bu İsmail Yakan mı bu amına koyayım? Kesme! Lütfen kesme amca! Lütfen! Çok kötü! Çok kötü! Ben bunu eğer izlemeyeceksen tek izleyeceğim. Açıyorum. Aç. Kesme! Lütfen kesme amca! Lütfen aç kesin! Selamünaleyküm birader! Allah'ım yarabbim bak tüylerim diken diken. Allah belamı versin. Tamam ağlama yeter. Hasta falan olacak ki ben. Bir ben gülmüyorum bunlara IQ dedi Berkan. Berkan olayı kaçırdın şu an gerçekten kimse gülmüyor. Eray şöyle düşün lan. Adam bak nerelerden nerelere gelmiş Eray. Diyorsun ya bazen ben iyi içerik üretmiyorum ya falan diye. Bence bir şansın var lan hala. Tamam dayanacağız bitene kadar. Kanka 10 dakika video koyayım 2.52'deyiz lan. Lan izlenir ya. Lan 2.50 10 dakika video 2.52'ye kadar ne boş yaptın lan. Sidik çıktı. Sidik ne girerek? Kanka ben iyi düşmüş. Baran seni çok seviyorum. Ne oldu lan? Sidik çıktı. Sidik ne girerek? Kanka ben iyi düşmüş. Baran seni çok seviyorum. Ay'a ilk çıkan siz olsaydınız ne yapardınız? Ne yapardın? Bak. Görelim hemen. Oynat bakalım. Oynat bakalım Berkcan Güven. Ne yaparmış? Ne yaparmış Berkcan Güven? Şu an aydayım, şu an değilim. Şu an aydayım, şu an değilim. İlk espri yaptım aydayım. Ben bayağı bay. Allah benim belamı versin. Kanım çekildi bak vallaha. Vallaha video oldu 4 dakika. 6 dakika daha var. Çok kötü. İlk espriyi ya bak, yapmışsın bir de aydaki.
Bunu espri olarak nitelendireyim. Ya Rabbim bak Efe bak tüylerime bak. Bak tüylerime bak. Çok rahatsız oldun değil bak, mi? Tüylerime bak. Hayatımda ilk defa bu kadar rahatsızım. Fransızca bak. Eğer ki videoda Fransızca konuşmaya çalışırsam video dünyanın en kötü videosu çünkü Fransızca hiçbir sik bilmiyorum. Atacağım yani. Ben bayağı bayılıyorum Fransızca. En sevdiğim Fransızca kelime Paris yani. Özellikle en sevdiğim bir aşk. Bayağı kodumuz sana. Nasıl yap? Nasıl düşündün bunu ya? Şakamatik mi var buna? Basıyorum şaka yapıyorum gördün mü? Aya çıkarken ilk espri. Fransızca ilk espri. Baştan çok rahat. Ben güvenemiyorum ikizlere. İkizler erkeği cidden çekilmez bir erkek. Benim o tarihte doğmuş olmam, o burcu almış olmam benim suçum değil. Anamı babamı suçum değil. Onlarla anlaş. Allah. Benim. Allah'ım ne gerizekalı bir çocukmuşum. 3 sene öncesine kadar. 4 hatta. Söylemesi zevkli yabancı kelimeler. Kelime Paris yani. Özellikle en sevdiğim bir aşk. Bay kodumu sana. Nasıl yaptın? Düşündün bunu ya. Şaka makinesi var burada. Basıyorum şaka yapıyorum. Ben güvenemiyorum ikizlere. İkizler erkeği cidden çekilmez bir erkek. Benim o tarihte doğmuş olmam, o burcu almış olmam benim suçum değil. Anamı babamı suçum değil. Onlarla anlaş. Allah. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Benim sevdiğim kelime yok da cümle var. Cümle dizisi hatta. Şey. Of. 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 Şu an hatırladım ya. You killed her. You raped her. You raped her children. Who gave you the order? Ulan o benim var. Ben de Oxford College. Yurt dışında okuyanların girdiği tipler. Ya sen yurt dışında mı okudun? Aptal çocuk. Aptal çocuk sen nereden bilebilirsin bu tribi? College'da okuyorum. Abi sokakta yürüyorsun. Karşıdan karşıya geçeceksin. Ayağını pat atıyorsun. Bütün arabalar stop. Bütün arabalar duruyor. Bu medeniyet ya. Buraya geldim abi bir atlıyorum. O zamanlar komikti belki de. Şu an komik. Olabilir. Yani şu an hani o zamanların çünkü sosyal medyası kullanımı. Evet. La şu an hani mesela şöyle aynen kanka aynen kesin öyle drama bok gibi espriler. Duyduğunuz en erotik cümle. O zamanlar bu arada erotizmle bakken yakından alakam yok bu arada. İnceden yakınlaşıyorum. İnceden yakınlaşıyorum. Bu şekilde geçiyor. Senin söylemek istediğin şey. Ya bebeğim seks yapalım mı? Tabii böyle kalamıyorsun aslında çıkan şey. Seks yapalım mı? Kanka. What the fuck? Ne oluyor? Bunlar ne? Bunlar kim? Yeter be! Ne aptalmışım ya? Tamam sakin ol. Tamam. Bu ne ya? Tamam sakin ol. Bu ne ya? Ne var ya sadece skop çekmeye çalışan genç bir adam. Ne? Genç bir adamın öyküsü. Elektrikler kesildi. İnsanlar konuşmaya başladı birbiriyle. Ailede bu ortam artık yok. Ya bu tespitleri kim yapıyor amına koyayım ya? Bu tespitleri nerede yazdın sen? Hayır bak sinirleniyorum. Neden sinirleniyorum biliyor musun? Facebook statüleri gibi tespitler söylüyorum. Scorp'ta. Tamam sadece. Hayır ama aptallık bu. Hayır gençlik hatası ya. Hayır gençlik hatası değil. Ya insanları giyinişine göre yargılamıyor. Konu erkeğin tanga gibi. Sen böyle ben çıkamıyorum. Var arada komik oluyorum. Arada. Daha değil. Onda. Evet arkadaşlar. Bizim YouTube'a koyduğumuz Efe ile ilk video. 25 Eylül 2015. Senin de aşağı yukarı YouTube'daki tek uzun metrajlı ilk video olabilir bu. Aynen 3.49. Crips, Crips hariç. Yok lan geri kalanlar teaser, beaser diye. Ha. Ya kanka, senin ben burada ben kimim? Ben bu kim amına koyayım ya? Bu kim gazeteci, haberci kim? Bu kim amına koyayım? Tipe bak. Savaş muhabiri gibi. Amına kodumun malı ya. Ay pardon. Ne anlatacak bu ya?
Oğlum bir şey diyeceğim. Var ya. Aa. Bir dakika lan, hafif andırdı beni ha. Oğlum eski halleri bak. Hayır, gülmek için açmadım. Hayır, gülmek ya da dalga geçme amaçlı açmadım. Gülmeyin oğlum. O amaçlı açmadım. Hani eski halleri benziyormuş yani. Bir şey oldu mu? Gerçekten eski halleri... Benziyormuş abi. Gerçekten benziyormuş bu arada. Komik değil abi bu arada. Neyi gülüyorsunuz, ben anlamadım ki. Komik değil abi, normal bir şey söylüyorum. Eski halini açmak için. Devam ya. Aa, chat. Ne anlatacak bu ya? Bu kim ya? Kardeşim. Bu ne anlatacak abi? Ne anlatacak? Birinden biri de buradaki grafitilerle istediğiniz şekilde fotoğraf... Bu sakal dövüşçü sakalı mı? Ne bu, özel mi kestiriyor? Ya modele bak ya. Şu an sanki çok farklı. Ya ne alaka amına koyayım? Bu kim ya? Bu ben değilim. Çok zayıfsın burada. Çok zayıfım kanka. Çok zayıfım ve top sakallıyım. Top sakal amına koyayım. Top sakal. 18 yaşında top sakal. Ya harbiden ya. Kardeşim bu kurumsal hayata ne erken geçtim ben. Bu müzik de çok iyi bu arada. İşte seçtiğimiz dövme. Allah'ım ya, sen ne anlatıyorsun amına koyayım senin ya. Vallahi çok sinirlendim ya. Biz ne seçtik bakalım, siz neyi seçeceksin. Bir de siz neyi seçeceksin. Yapma. Kanka. Yapma. Yapma. Şu top sakala bir bak. Kanka çok çirkinsin bu arada. Bu arada. Bak benim bu. Bak o zaman ben bu şarkının tohumları içime. Rap game. Gülmek serbest arkadaşlar. Ben bile güldüm bu tip özene. Hoş geldin abi. Ben ama kesinlikle o maçla açmadım. Ferit valla. Herhangi bir şekilde o maçla. Yani eski haliniz ne kadar çok benziyor amacıyla. Şey yaptım yani. Keep it real. Evet. Durumlar nasıl? Keyifler? Çok kötü. Yani iğrenç hissediyorum. Benim şu andan 0.6. 0'ın altına düştü yani. Evet. Berkşen Güven'in Facebook'a koyduğu videolar elimizde şu an. Allah. Hayatımdaki ilk tıraş olduğum anı çektiğim bir video var. 1 dakika 6 saniye boyunca. Sen şu ana kadar hiç izlemedin bu videoyu. Bu arada tıraş 7 yıl önce. Bir şey söyleyeceğim. Neyi tıraş ediyorsun tam olarak? Ya sus. Bak çıksın, yine çıksın. Şaka arıyorum. Yine şaka arıyorum. Bak. Kader abi, ben tıraş olacağım şimdi. Onu çekeyim de. Tamam şimdi tıraş yok. Hemen benmiş. Gerek yok. O yüzden. Ne yapıyorsun ben? Ah beni de aldım. Ben tıraş yok. Ferdin abla helal olsun. Bu çocuğa doğruları söyleyen tek kişi sensin. Ne yapıyorsun ben? Ah beni de aldım. Ah teşekkürler annem. Beni bugünlere sen getirdin laflarınla. Ben tıraş olacağım. Bak şişe var bak. Bak tıraş olacağım. Bayağı mı? Şakaya bak ya. Şakaya bak aptal. Peki kalan videonun kalan 43 saniyesi ne oluyor? Hayır. Aynı şekilde bir daha yapacak ya mısın? Ya bak tam orası bir içi çıkacak, ölüyor musun? The more I you Oğlum sen nasıl bir beletsin ya? Arkadaşlar dedim ya, ben çok eskiden beri videolar çekiyordum falan filan, editliyordum. 8 yıl önce. 8 yıl önce bir arkadaşımızın doğum günü için yapmış olduğum bir video var. Arkadaşlar. Şakalar, bombardıman, şaka bombardımanı. Geliyor.
Cringe fest amına. İnsan bulan Ahmet kardeşimi soruyor, kertenkele öldürmeyi... Bu kim ya? Bu kim? Bu kim? İşte ben de az önce böyleydim. Bu kim? Hayır. Ve seninki 8 yıl önce. Benimki 4 yıl önce amına koyayım. Hayır oğlum, bu kim? Baksana. İstanbul'dan Ahmet kardeşimi soruyor, kertenkele öldürmeyi... Aa, aynı yapıyorsun lan. O ses çiftmemiş ortada. Evet. Normalde hala bu sesle konuşuyorsun, bilerek kalınlaştırıyorsun. Evet, bence de aynı çalışıyor. Kertenkele öldürmek, yavar öldürmek gibi bir hadis içerisinde geçiyor ama bir vuruşta öldüren ilk cevap, iki vuruşta öldüren ilk cevap, konvoya falan 25 cevap kazandırır. Evet, kanka böyle bir saçma başlayış yapabilirim. Evet, bu farkındasın ama. Bu saçma başlangıç olduğunu farkındayım. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım. Şimdi de bizim sosyal medyada kilitli albümlerimizi açmanın vakti geldi. Ya bunlar çok kötü ya. Hazır mısın? Oğlum şeyi fark ettim bak. Bu Nihan Bak'ın öncelerini izlediğimde böyle bu kadar şey olmuyordum. Gülüyordum, anladın mı en fazla? Yani tanıdığım bir adamın... Hazır değilim. Reis, düşüncelisin burada. Bir şey diyeceğim, bu tipin ne ya? Kanka. Allah'a şükür de tipimiz bozuk, karakterimiz değil. Aynı pozu versene bir baksana. PP mi bu ya? Bu ne ya? Mal! Sen bu tiple PP koysan ne olur? Koymasan ne olur? Amına kodum sala. O zaman bak! Allah'ım, bir de sana burada şey falan diyoruz değil mi? Kanka bizi güzel çeksene, evet. Bir atalım falan. Efe ölümden daha be... Sanki sen eskiden Brad Pitt'tin Kemal. Aaa! Laflara bak. Laflara bak. Biz sonradan bozduk oğlum. Sonradan bozduk. Oo, sen görecektin benim çocukluk. Kral, yapmayın. Yapmayın chat. Yapmayın. Yapmayın. Hayır, durun şu an. Durun abi şu an. Hayır. Yazdım bu arada. Baksana. Al anne baba, vallahi çok teşekkür ederim ya. Harbiden var ya. Vallahi helal olsun var ya. Bir de bak, bu şekilde şey çok büyük böyle, hani yalan. Yakışıklı aslan, oğlum. Yakışıklı oğlum. Yakışıklı oğlum benim. Çok yakışıklısın. Kanka şu sivilce tipine. Kanka al baksana. Dediler değil mi? Bana dediler. Bana da dediler. Bak. Acaba böyle mesela bunu ya, öyle bir şey hissediyor mu aileler ya? Vallahi diyorum bak mesela. Herhalde onu anne baba olmadan hayatta bilemeyiz de hep hani güzel mi geliyor? Ya mesela ya hani çirkin çok, bak benim çocukluğum çok çirkin, tamam mı? Aşırı çirkin böyle. O ilk doğduğum falan filan zamanlar. Harbiden derdi yani annem, hatırlıyorum böyle. Benim yakışıklı oğlum falan filan derdi. Kesin abi o anne baba şeyi ya o. Hala öyle. Ben size bugün konuşmuyorum, söyleyeyim ha. Ben bugün size konuşmuyorum. Yok, kral mıral bitti o. Yok. Yok, bugün kralın salan değilim ben bugün. Yok abi, kabul etmiyorum. Hadi bakalım ne kadar yöneteceksiniz kendi başınıza. Hadi buyurun. O laflar, o kötü hakaretler, şeyler. Buyurun abi. Bugün kraliçe. Baksana oğlum, ben yine tatlıyım. Sen? Evet. Baksana. Çekilir bir yanı yok yani bunun. Hani bir yerden diyorum ki... senin böyle bir bebeksin evet, tipi evet. Falan var. Ergen salak aptal. Bir de sen çok çabuk toparladın. Ya benimkinin şu tipi hiçbir yerden böyle hani tutar çeker yanı yok kanka. Ve bu dönem biz kız arkadaşlarımız vardı belki. Evet. Al tamam.
Bu ne? Aman akbeyim ya. Sen ne yaşıyorsun evet ya? Evet arkadaşlar. Neden milli deterjana laf atıyorsunuz dediniz? İşte. İnsan en yakın arkadaşından belli olur. Bakın. Illuminati CF'ı göster Mustafa'ya da. Allah affetsin. Biz çok eziyiz. Evet kanka. Bizim sıkıntımız oydu lisede. Ezik olmak. Lisede toparladım ben ya. Ben hiç değilim. Lise 1. Lise 1 çok ezdi kanka. Öyle miydik ya? Lise 1'de yani. Neydin sen? Baksana kanka, bu sınavı yapayım. Bende fotoğraflar var. O tiplere bakmak bir şey istemiyorum. Bir şey diyeceğim. Lise 1'de hiç ezik değildim diyor. Tipe baka bana koyayım. Kanka sana bir şey yok. Şu çocuğun ezik olmama ihtimali. Aynen lisede çok cool'duk biz. Lise 1 prime season. Karı üstünde karı. Kariyer haya bana. Kariyer haya bak. Tersten haya bana. Allah kahretsin seni ya. Allah seni kahretsin ya. Ama burada sarhoştun. Ya ne sarhoştu lan? Bunun ayık halinden ne olur amına koyayım. Bir de sarhoş olmuş ya. Bir de alkol içmiş amına koyayım. Kardeşim tipini unutmak için mi alkol içmiş? Pardon amına. Bu ne peki? Ben bir daha bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar Efe sarhoş olup sarhoş. 2012 yılbaşında sepetin içinde böyle diye ben çamaşır sepetiyle üst kattan alt kata kaymıştım. Sonra böyle uyumuştum. Buna yükseğim. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu Almanca kursu. Bu şey lisenin ilk yılları. Aşırı havalı olmaya başladı. Oğlum çok iyi fotoğraf. Ne çalışmışsın? Evet. Mustafa. Pussy magnet. Pussy magnetsin tam. Lisede var ya hiçbir kız benden kaçamazdı galiba. Mustafa pussy magnet. O zamanlar depresyonda gelir. Bu elimle şeyim şakası. Galiba. Değil mi? Bu ne? Bu kim peki? Bu kim? Bu hangi tür bir canavar? Pokemon su türü. Oğlum Efe ne kadar değişmiş oğlum. Adam her yıl başka bir şey oluyor lan. Bu kadar da nasıl olabilir ki bu? Adam her yıl değişmiş. Ya tamam böyle belli başlı bir iki kere olur tamam mı? Bir iki kere okey. Ama yani her yıl ben görmedim yani böyle bir şey. Teknosa Efe. Babam arıyor lan. Alo. Oğlum. Efendim baba. La ben seni var ya. Bırak bite mi bitme o bite değişmem be. Sen ne diyorsun? Kime değişmezsin baba? O Brad Pitt'e var ya Pitt'e. Brad Pitt'e var ya yabancı bir tane yakışıklı vardı ya. Sen Brad Pitt'in mal varlığını biliyor musun? Ne yapacağım da parasını ya. Önemli olan senin iç güzelliğin, iç güzelliğin. Boş ver. Aga be. İç güzellik önemli. Ne yapayım adamın dolarlarını, molarlarını. TL olsaydı farklı bakardım diyorsun. Baba öpeyim seni hadi görüşürüz. Tamam baba görüşürüz. Bu oha bu hayatımdaki en hızlı sıkı daha konuşma da bitmedi bu sefer. Allah Allah bu çok farklıydı mesela. Bugün babamın storiesini izledim şeyde. Starbucks'a ayıplıyordu. Baba bazen fenomenliği çok yanlış algılıyor. Bak gerçekten. Starbucks'ı sırayı böyle çekiyor. Kendi de sırada bekliyor tamam mı? Sırayı da vermiyor ha. Kendi de bekliyor. Kahve alacağız. Sıra bekliyoruz işe bak. Yani Starbucks'a tepki. Babam işte. Düşürmüş biri. Yapma. Enteresan. Brooklyn'a geceleri bitmez asla. Allah'ım yandım. Şimdi Berkşen Güven'in... Hayır bitsin artık bu video ne olur. Berkşen Güven'in Facebook postları beğen WhatsApp'a geliyor. Bir beğen. Kardeşim var ya bir gece ağzısın gelirsin. Beyler Karadeniz niye Türkiye'nin üstüne dökülmüyor? Allah'ım. Hmm. İddiayı öyle sarmış arkadaşlarım var ki incin top oynuyor dışarıda dedim. Handikaplı cin dedi. Amına kurduğun sala. Gerizekalı bu nasıl şaka? Lan bak sonra yarın bir gün ağlama bana ha. Ütopya'dan yine şey bulalım diye bak. Yılmaz abi gördün mü bunları abi?
Bari şuraya reklamı yerleştirseydin ya. Arkadaşlar sizler de olur da sinirlenip klavyenizi vesaire kırarsanız itopya.com'dan daha uygun fiyatlı alabilirsiniz. Şu anda modlarını paylaşıyorlar. Evet evet evet. Devam. Of. Aptal ya! Arnold Schwarzenegger. Sen az önce kırık kolundan destek mi aldın? Öyle mi yaptım lan? Oğlum bak bana işte bak fark ettirmeyin. Şimdi ağrısı girdi bak. Bak söylemesem ben unuttum gitti mesela bunu biliyor musun? Şu an girdi ağrısı. Yaptıysa fark ettirmeyin abi. Siktir geçti gitti o. Vallahi şimdi acımaya başladı ya. Bak nasıl kaldı elim bak. Bak elin duruşuna bak. Bak. Bak elin duruşuna bak bak. Bunu bir yerden hatırladınız mı? Duruşa bak. Şöyle kilitlendi şu an yemin ediyorum ağrıdan ya. Bir de bu sefer kıyamış. Bu sefer bir de şey ya çok sert oldu. Burayı çok sert bağladı doktor. Vallahi diyorum alakasız yerlerim ağrıyor elimin. Şuraya makas atayım mı lan bir şey olur mu? Kemal hayır bak en son onu yaptığın için zaten kaynamıyor ya. Bir bırak şöyle artık şöyle be. Aman niye bağırdın bir şey. Bıraktım elin kaynamaz olsa biz nasıl oyun oynayacağız ya? Yeter artık sıkıldım lan beni. Sen bensiz oyun girmeyince sıkılıyor mu lan? Yayın açmıyorum ben artık. Harbi mi diyorsun? Arkadaşım yok ya üzülüyorum. Aga be. Sen de gelmiyorsun amını siktiğim yayınlara artık. Aga be. Ama çok ağrıyor çok. Bak yine ağrı girdi. Dur. Tamam bir durun. Unutun her şeyi. Silin kafanızdan bir. Çap çap çap. Evet Mustafa Emre Yıldız'dan gel okurken diyorum bunu gel. Arnold Schwarzenegger çap 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 çap. Kanka cidden bugün bunu düşündük Pınar Dereci. Oğlum çok zor. Benim öyle söylediğim olsa yazamam artık. Evet, Mustafa yap şakanı hemen. SBS'ye girdiğini düşün optik okucuya sığmaz. Anladın mı ya? Olaya bak. Şakaya bak. SBS şakası belli 13 yaşında. Benimle çıkar mısın? Durumlarını kaç kişi beğeniyor? 60-70 falan. Peki ya fotoğraflarını? 150-200. Tamam çıkabiliriz. O çıkanın şu an seninle kesin çıkması lazım. Kim o? Bilmiyorum. Lafla peynir ekmek gemisi yürümez. Sucuk veya zeytin gemisi de yürümez. Çünkü gemiler yürür. Efendim şu bittim bak dermanım kaldı. Ben gece dışarıya kötüyüm. Çıkacaktım vazgeçtim ben şu an. Ben çok kötüyüm. Eve gidip ağlayacağım. Yani... Zaten evimdeyim pardon. Gördünüz arkadaşlar kendimize de laf yapıyoruz yani. Hani olay biz kötü içeriğin hastasıyız anladınız biz mı? Biz sütten çıkma ak kaşık değiliz yani. Biz sütten çıkma ak kaşık değiliz ama işte o... Şimdi iyi yani. İdare ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Efe kardeşimin kanalına abone olmak evet. İsterseniz abone olabilirsiniz. Mustafa da yakında Twitch açıyor, haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bye. Bye bye. Şu an güreşten çıkmış gibiyim. Ayar raydı yine pasta bölünüyor. Ne oldu lan? Oğlum Mustafa abim Twitch açıyormuş ya. Sen cidden oraya mı takıldın? 27 dakika böyle bir şey izledik. Yani takıldığın ya yer... Ya açmıyor muymuş? Aç geriye. Geriye al. Mustafa Twitch açıyor. Açıyormuş. Bir dakika ya, abi. Işte. Juros bir dakika abi. Yayın orada. Arkadaşlar. Pardon bir dakika. Sayın izleyicilerim. Sizden de özür diliyorum. Bir izleyicim arıyor da şu an. Alo. Alo. Efendim. Kemal ne yapıyorsun Kemal? Tanıyamadım. Twitch'te aramıştın yani yayında. Twitch'te ben seni aramıştım yayında. Sen numara çevirmiştin ben denk gelmiştim o yüzden. Numara çevirmiştim sen denk gelmiştin. yapmadım ben. Ben Blind yayını yaparken Blind ID bir uygulama numara çevirip sallayıp aramıyorum. Direkt takip ediyoruz çok iyi bir yayıncısın. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Eyvallah görüşürüz. Tutmadı. Oğlum yani, ben bir şey fark ettim. Tutmadı. Blind ID'yi şey tamam, sandım. Ben bir şey fark ettim. Sen adama kızmak için açıyorsun telefonu. Sonra seni seviyoruz. İyi ama yayınsın işte bak. Çocuk sevmiyor soğuyor. Ama oğlum bir şey diyeyim mi? Şunu dedim ben de bitiyor ya.
Şunu dedim bak. İstediğini de sen yaz sonunda şunu. Bana 200 lira borç versene lan. Onun çok iyi yayıncısı. Seni çok seviyorum, izliyorum. İvan neyi at? Ne ki ben?